E, Zafer Bey, e, biz az önce Pervin Buldan'ın CHP'ye e, e, tehdidini söyledik. E, cevabını alırlar dedik. Şimdi bazı mesajlarda görüyorum. E, sosyal medyada da bir e, video var. E, bunu da konuşalım istiyorum. Çünkü tepkiler de var bu videoya. Arkadaşlarımızdan da rica edeceğim. Çünkü e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul adayı e, Ekrem İmamoğlu Kemerburgaz'da bir kent e, ormanı e, açılışı yapıyor. Yani biz Pervin Buldan'a cevap verecek mi Ekrem İmamoğlu? İmamoğlu derken bu video geldi. Bu video ile ilgili bir takım şeyler konuşmak lazım. Arkadaşlardan rica edeyim onu bir ekrana verebilir misiniz? Şimdi İmamoğlu CHP İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu bir biz kent ormanı açıyoruz dedi. ve halka orma imara açmıyoruz. Halka orman açıyoruz dedi. Fakat hemen bu sözlerden sonra sanıyorum bakanlıktan bir cevap geldi. Bakanlık diyor ki orası zaten ormanlık arazi, imarada açılmaz, halkındır zaten diyor. Ya ben bunu da Ekrem Bey'in kendisini hatırlatma çabası olarak görüyorum. Şimdi bir süredir kendisi gündemden düşmüştü, biliyorsun, çok öne çıkamıyordu. Önce bir Haydarpaşa Sirkeci üzerinden, ihale üzerinden kendisini hatırlatmaya çalıştı. Şimdi de bununla, ya bu trajiktir. Ben hakikaten kendi kendime karar alıyorum. Yani önce sana da söyledim, hani eleştirmeyelim diyorum. Ama yani eleştirmemek inan imkansız. Ya bu kadar göz göre göre bir manipülasyon yapılamaz ya. Yani şimdi ne diyor? E, İşbir bize diyor yer tahsis etmiş diyor, değil mi? İşbirliğimiz devam edecek diyor. Ne zaman yer tahsis etmiş biliyor musun? Bu Kemalburgaz Ormanlarını. 22 Ağustos 2012'de Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanıyor. Bu orman e, İstanbul'da iki tane büyükşehir ormanı var. Bir tanesi bu. Belediyeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis ediliyor. Bütün çalışmalar tamamlanıyor 2018 yılı içerisinde. Bu da ikinci ve üçüncü etap çalışmaları da tamamlanmak üzereyken Ekrem Bey geliyor, belediye başkanı oluyor. Şimdi 2012 neresi? 2019 17. neresi? Bize yer tahsis etmişti ya. 2012'de kendisinin nerede olduğunu bilen yok. Yani Beylikdüzü Belediye Başkanı bile değil. Ama nasıl lanse ediyor? Bakanlık bana tahsis etmiş. Niye böyle bir açıklama yaptılar? Bir de ne diyor? İmara değil diyor. Halka açıyoruz. Rantı açmıyoruz diyor. Evet. Ya zaten orayı bakanlık İstanbul halkı için e, Büyükşehir Belediyesi'ne devretmiş. Zaten orada her şey olmuş, bitmiş. Sen olan biten bir şeyi sanki kendin yapıyormuşsun gibi şu an kamuoyuna bunu böyle lanse ediyorsun. Şu an hatırlamıyorum. Seçim çalışmasında da İstanbul'da yapımı tamamlanan bir metro hattının e, vadinde bulunmuşlardı. Marmara için zannediyorum. O Marmaray işi şöyleydi. Onda da tepki vardı. Hayır Marmara işi de şöyleydi. Bir tane vatandaş Anadolu yakasından bir şekilde Marmaray'ı kullanıp Avrupa'ya geçiyor. Diyor ki Ekrem Bey göreve başlaktan bir ay sonraydı. Ya diyor bugün ilk defa Marmaray'a bindim diyor. Ekrem Başkan teşekkür ediyorum çok güzel bir hizmet diyor. Yani Boğaz'ın iki yakasını denizin altından birleştiren o dev tarihi projenin bir ayda Ekrem Bey tarafından yapıldığını düşünüyor. Al, e Şimdi aslında Ekrem Bey bunları yapıyor, bunları satın almaya inanmaya hazır bir sosyoloji var. Ayşş. O da bunlarla devam ediyor. Şimdi onu söyleyecektim. Yani e, sanıyorum ki e, yani seçmene e, işte yani oyni, oynamak kelimesi doğru değil ama hani sonuçta siyasiler hani oynarlar seçmenlere. Şimdi biz Pervin Buldan'a cevap vermesini beklerken e, ama bir taraftan da işte biz imara değil halka hizmet ediyoruz diye bir söylemle geliyor Ekrem İmamoğlu. Aslında Ekrem İmamoğlu'ndan başka söylemler de bekleniyor şu anda. Şimdi çok güzel bir noktaya geldim. Ee, Ekrem Bey bu HDP'li üç tane belediyeye kayyum atandığında hatırlarsan koşa koşa Diyarbakır'a gitti. Hatırlıyoruz değil mi? Sözde Batman'da bir düğüne gitmişti. Tamam eyvallah seçim dönemi söz vermiş bir gence gitmiş. Gidip başkanlara destek açıklamasında bulundu. Ve ne oldu? Orada Diyarbakır analarını ziyaret etmemişti. Bu çok tartışılmıştı hatırlarsa. Hatta bir de HDP'li belediye başkanına da Atatürk portresi götürmüştü. O portrenin akıbetini de ben şahsen çok merak ediyorum. Acaba o portreyi hediye ettiği HDP'li belediye başkanı makam adasına onu asmış mıdır? Onu da çok merak ediyorum o başka bir şey. Şimdi o zaman eleştirildi. Sen Diyarbakır'a kadar gittin, ama orada evlatlarını diye. örgütten isteyen anaların yanına gitmedin diye. Hı hı. Sonra derin bir sessizliğe büründü Ekrem hı hı. Bey. Hı hı. Barış Pınarı harekatı başladı. Hı hı. Bununla ilgili tek açıklama yok. Şimdi her konuda açıklama yapıyorsunuz. Aslında açıklama yapmaması normal. Ya sonra şu sen belediye başkanısın. Yani bir belediye başkanından açıklama normalde beklenmez. Tabii belediye başkanısın. Ama sen her konuda açıklama yapıyorsun. Yani gökte uçan kuşlara kadar bir fikrim var. Hı hı. Ee, Kayyum atanıyor oraya gidiyorsun. Değil mi? Evet. O zaman bir siyasi hani, tavır alıyorsun. Ama ama Pervin Buldan'ın açıklaması direkt olarak Ekrem İmamoğlu'na bir gönderim. Çünkü diyor ki özellikle muhalefet belediye başkanları. Tabii, yani tabii, burada tabii. bir açıklama yapması lazım Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, adayı ve belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun. Yani Pervin Buldan diyor ki sen istediğin kadar kafayı kuma göm yok say, orada bizim sahimizde oturuyorsun diyor. Dediği şey bu. Ona gerekçe olarak da HDP'nin İstanbul'daki 712 bin oyu var. Galiba son seçimde öyleydi. Eğer diyor bizim oyumuz olmasaydı diyor sen orayı alamayacaktın diyor. Ekrem Bey de ne yapıyor? Zevair'i kurtarmaya çalışıyor işte. 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen bir ormanı sanki yeniden açıyormuş gibi yapıyor. Yanına partisinin genel başkanı aslında ben Kemal Bey'in içine düşürüldüğü bu durumun da gerçekten üzüntü verici olduğu kanaatindeyim. 10 gün kadar önceydi Denizli'de bir park açılışına götürdüler. E, CHP'li belediye daha önce açılmış AK Partili belediyenin açılmış bir parkı Kemal Bey'e yeniden açtırdılar. E şimdi burada bu kent ormanı olayı 2012 yılında belediyeye tahsis edilmiş bir ormanı siz gidiyorsunuz, adamı açtırıyorsunuz. Yani e, ciddi bir sorun var ya ortada. Bir yönetim sorunu var. Yani bu o kadar net ki. Şimdi hani sen iç siyasi etki etkilerini soruyorsun ya. Evet Pervin Buldan'ın mesajı özelinde CHP'ye, kısmen İyi Parti'ye ama daha çok da Ekrem Bey Ekrem, doğru. Çünkü İstanbul ne konuşuyoruz? İstanbul konuşuyoruz değil mi? Zaten CHP de sürekli İstanbul söylüyor. İstanbul'u aldık diyor. İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diyor. Ama bir taraftan da HDP diyor ki bizim sayemizde aldınız diyor. Ya bu çok önemli bir nokta. Ha bundan sonraki süreçte acaba CHP tabanından da yükselen tepkiler var. Bunlar bak onu da söyleyelim. Ekrem Bey'e kimsenin ulaşamadığı i̇yi, iyi, söyleniyor. İYİ Parti'den de tepkiler var tabii, bu arada. Tabii. ittifak konusunda da bir takım sıkıntılar olabilir. Orada öyle hayır. İstihdam noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde CHP tabanının ciddi tepkileri var. Yani Ekrem Bey'e Ekrem beye ulaşamadıklarını söylüyorlar. Hmm. İlçe başkanları, CHP örgütleri. Yine e, bu istihdam beklentilerinin karşılanmadığı söyleniyor. Hmm. e Şimdi bu HDP de size herhalde bu desteği boşuna vermedi. Onların HDP üst yönetiminin beklentisi siyasi destekti. Onun yeri Ankara. Kısmen Ankara. Aslında Ekrem Bey'den ne bekliyorlar da. Bir de işin istihdam boyutu var. İşin belediyeye yakın, belediyede iş yapan müteahhitler boyutu var. Ekonomik boyutu var. Şimdi bunlar da karşılanmıyorsa, karşılanmayacaksa siz seyredin gümbürtüyü. Yani biraz o aşamaya geliyoruz. Yani balayı dönemi bitti, cicim ayları bitti. Bundan sonra daha böyle bu ittifakı oluşturan partilerin arasındaki sorunların gün yüzüne çıkacağı bir döneme doğru geliyoruz. Ekrem Bey'in şöyle bir özelliği var. Seçimi de böyle aldı. Olguları değil, algıyı yönetiyor. Algıyı yöneterek bir şekilde başarılı oldu. Ekibi bunu iyi yapıyor ama nereye kadar algıyla gideceksiniz? İşte bu da bir algı çalışması. Ne diyor? Güzel cümle. İmara değil, sizinle yani, halka açtık. Hakikaten güzel cümle. Biz diyor Şimdi imara açmıyoruz diyor, halka bekleyen açıyoruz diyor. çok büyük bir deprem var. Ee, ve bu bütün deprem bilimciler tarafından ısrarla altı çiziliyor. Ee, açıkçası insan da e, bir belediyeden, e, belediye başkanından depreme ilişkin bir takım. Yani acaba seçmen hakikaten ormanlık alanın açılması e, noktasını mı bekler? E, yoksa İstanbul'u bekleyen büyük tehlikeler var. Bu noktada e, açıklamaları olsa. E, bu noktada çalışmalar olsa e, son derece e, iyi olur diye düşünüyorum ben. Yani seçmen bundan daha büyük memnuniyet duyar diye düşünüyorum. E, yaptı o açıklamayı. Ne dedi? A Eski dönemi suçladı. Bütün toplanma alanlarını dedi kapatmışlar dedi. Üstüne Hı -hı. bina dikmişler dedi. Onun da doğru olmadığı ortaya çıktı Hadi yalan demeyelim. Açıklandı. Hiç de öyle söyledikleri gibi toplanma alanı yok diye bir durum söz konusu değil. Ama icraat var mı? İcraat yok. Hep eskiyi suçla algıyı yönet Sosyal medyadaki trollerle saldırıya geç ama iş yapma. Yani şu an İstanbul'un içinde bulunduğu durum maalesef bu. Ha bunun yerine ne yapılıyor? Ee, geçenlerde biri sosyal medyada yazmış ya sürekli dışarıda diyorlar e, Ekrem Bey diyorlar. Onu bile savunuyorlar diyorlar ki ya o seçim dönemi verdiği sözleri yerine getiriyor. Kardeşim 6 ay olmuş ya 6 ay olmuş. Yani siz hala seçim dönemi size oy verdiğin, destek verdiğini düşündüğünüz insanları Anadolu'da ziyaret ediyorsanız sizin o zaman başka bir oyun planınız var demektir. Yani hmm. sizin gözünüzde, gönlünüzde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir sonraki hedefinize ulaşmak için bir sıçrama tahtasıdır. Hmm. bu Siz bunu gösteriyor, bu ziyaretler bunu gösteriyor. CHP'nin genel başkanlığına oynadığını mı düşünüyorsunuz? Ben onun çok daha ötesini hedeflediği kanaatindeyim. Mesela yani başkanı ona, aday olarak. Herhalde bu, ona, ona oynuyor. Için. Başka bir açıklaması yok. Yoksa o da bir insan... İnce girer mi? Deri? Şimdi biz Karşımızda gazeteci olunca, yani Barış Pınar harekatında ne bir baktık şey Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giriyoruz tabi gazeteci olunca daldan dala gidebiliyoruz. Böyle bir beklentiniz yani CHP içerisinde bir hareketlilik olur mu bir tarafta Şimdi, Muharrem İnce bir tarafta CHP'nin kurultayı var biliyorsun 2019 20 yılın başlarında kurultay süreci de önümüzdeki hafta başlıyor bir 10 güne kadar başlayacak. Yani burada Muharrem İnce son olarak katıldığı televizyon programında. Adaylık niyetini ilan etmişti hatırlarsan. Çok Ekrem İmamoğlu'nun beyni diyebileceğimiz e, bir reklam ajansının sahibi Necati Özgen galiba. Evet. E, o bir tweet attı program devam ederken. Dün dünde kaldı Cancağız'ın mekanın yeni sahibi var diye. Ya Şimdi düşünebiliyor musunuz? CHP gibi bir parti Cumhuriyet'le yaşıt e, Cumhuriyeti kuran partinin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına bir reklam ajansının sahibi karar verme yetkisini kendisinde görüyor. Mekanın diyor yeni sahibi var diyor. Muharremci de ekibi de sanıyorum ona bir cevap verdi. Necati Özgen daha önce CHP'yi icraya vermiş. Yani kendi, kendini bilir. ifade eden bir tweette de, de olamaz mı yani? Hani Twitter sosyal medya kişinin kendisine ait. Ama bakın siz ait. Ekrem İmamoğlu'nun sorgulama Hayır söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun kampanyasını yürüten e, ajansın Ki çok sahibiyseniz. Çok başarılı olduğu söylendi ha, değil mi? Yani ne diyorsunuz? Mekanın yeni sahibi yani CHP'nin sahibi benim diyor ya. Biziz diyor yani bizim diyor adayımız diyor. Ekrem İmamoğlu diyor. E şimdi hmm. bu partinin parti meclisi var. Kurultayı toplanıyor, meyakası var, mevcut bir genel başkanı var. Seçim yok ortada. Daha evet, Cumhurbaşkanlığı abi. seçiminin üzerinden bir yıl geçmiş. Siz diyorsunuz ki dün dünde kaldı, yeni bir sahibi var mı mekanın. Yani hmm. Muharrem İnce ile aralarında bir Savaş. çekişme olacağının işaretlerini veriyor zaten. Ha şu da var, ee, bunu da buradan bir bilgi olarak aktaralım. CHP parti meclisinde sanıyorum e, Cumhurbaşkanı yetkisinin belirlenmesi artık tamamen parti meclisine devredildi CHP'de. Ee, bu da sanki Muharrem İnce'ye yönelik bir önlem olarak değerlendirilebilir. Hmm, yani önümüzdeki süreçte biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne çokça konuşacağız. E yani öyle mi? çok kızıyorlar CHP'liler ama yani hareket de hiç bitmiyor CHP'de konuşulduğu zaman. <laughs> kızıyorlar evet. Yani hatırlarsan bu hafta içerisinde de yine bir eski CHP milletvekili Genel Başkan Yılmaz Ateş'in bir açıklaması vardı. Bence tarihi önemli bir açıklamaydı. 2010 yılında Deniz Baykal'a yönelik o kaset komplosunun bir FETÖ organizasyonu olduğunu ve parti yönetiminin buna direnmediğini söyledi. Adamı linç ettiler. Sen nasıl olur da böyle bir şey söylersin diye. Bunu konuşanları da linç ediyorlar. Ya kardeşim adam bir şey söylüyor. Siz sabahtan akşama FETÖ'nün siyasi ayağı deyip duruyorsunuz. Eski genel başkan yardımcınız diyor ki burada FETÖ bize operasyon çekti. Bunun üzerine gitseydik kararlı dursaydık bunu yapamazdı diyor. E, siyasi ayak işte demek ki orada da mevcut. Bütün siyasi partilerde olduğu gibi. Üzerine gitmek yerine ne yaptılar? Adamı disipline verdiler. Kesin ihraç talebiyle disipline yolladılar. Evet son bir dakikamız ee, toparlamanız gerekirse Zafer Bey e, önümüzdeki hafta Türkiye'yi nasıl bir e, gündem bekliyor? Bir gazeteci Ankara e, kulisleri size çokça geliyor. E, nasıl değerlendiriyorsunuz önümüzdeki hafta e, dış siyasette Türkiye'de iş siyasette neler konuşulur? Valla iki ana gündem var. Bir tanesi bu Barış Pınarı Harekatı'nın yansımaları ama o kısmen onun ateşi sönmeye başladı. Ben bu Pervin Bulda'nın yani e, bu açıklamasının. E, muhalefet bloğuna e, üstü kapalı ava altından sopa göstermesinin bu önümüzdeki hafta siyasetin gündemini belirleyeceği kanaatindeyim. Evet. E, her ne kadar bunu sessiz kalarak geçiştirmeye çalışsalar da bu kamuoyunda çokça konuşulacaktır. Çünkü hı hı. bir kırılma noktasına geldiğimiz belli artık. Hı hı. Yani o ittifak gün yüzüne çıkmış. Bir taraf taleplerini, beklentilerinin karşılanmadığını belirterek tavır koyuyor. Hatta koymaları işte, beklenen tavır da şu. Yani siz diyor burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarafında olmayın. Bizim tarafımızda olun diyor. Türkiye'nin önceliklerini bir kenara bırakın. HDP'nin daha da üstünde PKK'nın talepleri neyse o doğrultuda siyaset üretin demeye getiriyor. E bunun da pratikte bir karşılığının olması büyük bir skandaldır. Bu siyasi partiler açısından da kabul edilebilir değildir. Tabanları açısından da kabul edilemez. Ne yapacaklar? Biz de merakla bekliyoruz, merakla göreceğiz. Şimdi Suriyeli mülteciler konusunu konuşamadık. Bir başka hafta inşallah konuşuruz. O da bir başlı başına bir... 30 e, bin kişi gitmiş bu arada Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra. Rakam 1 milyonun geri dönmesi zannediyorum. Valla Fuat Oktay'ın an... Cumhurbaşkanı Başkan Yardımcısının 2 milyon diye açıklaması 2 var. 2 milyon. Evet. Süremiz bitti. E, ama bunu biraz enine boyuna konuşmak lazım. E, Türkiye'de çünkü sokağa çıktığınız zaman şöyle bir mikrofon uzatsanız birçok kişi Suriyeli mülteciler konusunu gündemine taşıyor. Evet. Evet. Dolayısıyla siyasetin bu konuyu çok önemli bir şekilde takip etmesi lazım. Ki iktidar partisi de zaten güvenli bölgede bunun defalarca altını çizdi. Zafer Şahin çok teşekkür ediyorum. Yedinci günde güzel başlıkları aldık sizden. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum çok size. Çok teşekkür ederim.